Selada'm 37. bölüm 14 tüfeğiyle Paris bakışlarla gülümsedi. www.sesibitimlemedernegi.com 7 güzel adam yazdı. Ciğerlerde ölüm akar, çeşme, insan hesapsız çocuk üfürük. Kendinde olmayan gürz kapanan ayna. Mektep taze ekmek dilimi, zeytinin içindeki bağırkan. Ölüm sıkışmış aramıza, sandalyenin dibinde mi? Dudak sıcak çay bardağını kapanırken, salıncak onunla içten içe anlaşma. Cevizin ipi tutan çocuğu kayıran dallarında. Yeşil yaprakta veba, ölüm evin hangi bilinmezinde ya da açıkça küçük kardeşin avucunda mı? Uzak insan sahillerine, kelimeyi dolanan dillere taşıdılar zeytin, kahvaltı ve zeytin. Sofrada üç büyük zeytin, üç kanlı bakış. Ölünün ağzına zeytin kondu. Şiş dudakların arasına, sonra geniş omuz yaralarında adamlar kırılan camlar taktılar. ...58'li ve 74'lü yılların resimleriyle bir albüm. Oscar'daki ardıç ağacı altında iki adamın resminin üstünde tüyle yedi güzel adam yazdı. Erdem Beyazıt, Uraz Kaygılaroğlu, Cahit Zarifoğlu, Baran Akbulut, Zehra Yıldız Çağrı Atiksoy, Rasim Özden Ören, Mertcan Sevimli, Süleyman Uğur Karabulut, Nuri Paktil Kemal Uçar, Şerife Hülya Şen, Berat Gamze Dağ, Naciye Şayka Koldemir, Emine Pınar Gök, Akif İnan Yiğit Çakır, Sait Zarifoğlu Fatih Murat Tekin, Ali Kutlay Çağdaş Tekin, Alaaddin Özden Ören Orhan Kanal, Adnan İdip Saner, Hakkı Mert Asker, Cevat Bora Cengiz, Güler Ece Makyol, Merve Zümre Ertürk, Kahraman Can Güreler, Sefer İbrahim Ersoylu, Celal Cengiz Tangör, Yeminici Ahmet Bilgin, Müdür Fuat Rahmi Güllügül, Hatice Sema Şahingöz, Ökkeş Mehmet Yaşuru, Filistinli Meryem Esma Sahip Afandı, Çalık Anıl Yıldız, Hasan Ali Sedat Kalkavan, Hayriye Demet Genç, Kerim Mehmet Emre Yakut, Selim Emrah Doğan, Elif Işıl Tangör, Yangocu Doruk Uysal, Senarist Ahmet Tezcan Nevin Şahin, TRT Proje Sorumlusu Müslüm Şahin, Uygulayıcı Yapımcı Ali Naci Erol, Yapımcı İksan Fırat Ömer Can, Yönetmen Adnan Güler, Işık Şefi Adem Başkurt, Set Amiri Şerafettin Ekin, Kostüm Sorumlusu Sevda Altıner, Ses Operatörü Mahmut Hancı, Saç Makyaj Tasarım Esin Can Yüksel Uysal Bilir, Kas Direktörü Yaprak Bayraktar Neslihan Özel, Görsel Efektler Dijilay'ın, Yardımcı Yönetmen Burak Müjdeci, Yapım Sorumlusu Hakan Tansu Şahin, Sanat Yönetmeni Özgür Kemertaş, Görüntü Yönetmeni Cihan Yeşil Tarla, Kurgu Umut Ozan Bölükoğlu, Müzik Engin Bayrak. Antika Gibi Topka Takımı yazı yazan bir el, eski bir radyo, rafta ciltli kitaplar ve daktilo. Oscar'daki ardıç ağacı altındaki adamın resminin üstünde tüyle yedi güzel adam yazdı. Şairler Memleketi Maraş'ın lise yıllarında tanışmış ve kader arkadaşı olmuş yedi güzel adamın hikayesi yazdı. Deponun ortasında çalık kolları zincirlerle bağlanmış, başı önüne düşmüş, ayaklarının üstünde baygın. Kenarda varilin içinde ateş yanıyor. 37. bölüm yazdı. Kırbaç bir eli kahverengi montunun cebinde, diğer elini sallayarak geldi yanına. Şşş! Uyan lan! Otel mi burası? Üsküdar'da sabah oldu. Kalk hadi, kalk! Ensesinde vurunca yarı baygın kaldırdı başını. Adnan ardında. Neredeyim lan ben? Yüzü yara beri içinde, şaşkın, dehşetle başını kaldırdı. Ne zamandır buradayım la ben? Bayağı bir uyudun. Maşallah. Nefretle gözlerini kısarak Adnan'a baktı.
sinirli düşünüyor, anımsadı. Adnan'ın evine girdi. Adnan arkası dönük gaz lambasının titrek ışığında dalgın dalgın oturmuş, gramofondaki müziğe eşlik edercesine içki bardağını sallıyor. Kapının her iki tarafındaki komodinlerin birinin üzerinde duran gramofonun ağzı kapıya doğru döndürülmüş. Cama yakın konulmuş iki karşılıklı berjer ve ortasında ahşap oyma bir sehpa. Adam farkında değil, arkasına kadar yaklaştı. Silahını doğrulttu, nefretle bakıyor. Adam bir an duraksayıp yavaşça ona doğru döndü. Hafifte besüm ederek hiç tedirgin olmadan elindeki içkisini yanındaki sehpaya bırakıp arkasına yaslandı. Kendinden emin silaha bakıyor. Silahın flu görüntüsü değişip çalıp belirginleşti. Kinle, öfkeyle bakıyor. Ağına döndü. Vay. Avcı bey demek ha? Evet, bunca haltın arkasında sen vardın, öyle mi? Ama senin kusurun yok. Sen vazifeni yaptın, değil mi? Artık seni o vazifeye kim gönderdiyse... ben bilmeyeyim. Belki sen de bilmiyorsun ama... iyi yaptın lan vazifeni. Bizi birbirimize düşürdün. Yuh olsun la bize. Sağ aldandık. Yuh olsun la bize ki içimize kadar sızdın fark edemedik. Kanımıza, ruhumuza girip zehirledin fark edemedik. İçimize kadar işledin anlayamadık la. De haydi. Yap ne yapacaksan. Hak ettik. Ölümden öteye köy mü var? Adnan kırbaşa işaret etti. O da adamına işaret etti. Çalık donuk, kızgın bakışlarla bakıyor. Yerinde sarsıldı. Adamlar Selim'i kollarından sürükleyerek getirip önüne attılar. Kollarını zincirden ayırmak için zorladı. Selim yerde hareket edemeyecek kadar hırpalanmış, acı çekiyor. İkimiz derken Selim'i kastediyordun değil mi? Üstü başı yırtılmış, kaşından ve dudağından kan sızıyor. Ben merhametli adamımdır reis. Bak, ikinizi birbirinizden ayırmadım. Çalığın bakışları dehşetle açılmış, yerde kendini bilmeden kıvranan Selim'e bakıyor. Gözlerinde nefretle, elleri zincirlere bağlı olmasa keyifle gülümseyen Adnan'ı parçalayacak kadar öfkeli. Kafasını Adnan'a doğru çevirip görüşeceğiz seninle der gibi baktı. Makamdalar. Geldiğiniz için teşekkür ederim beyler. Maalesef şehrimizde bir takım nahoş olaylar oluyor. Bugün bir cami yakıldı. Çıkan olaylarda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. İki hadisede de Alevileri suçluyorlar. Kim bu suçlamayı yapan Sayın Valim? Nasıl bu kadar emin olabiliyorlar? Cami yakılırken orada bulunan birkaç tane görgü tanığı var. Açıkçası Alevilerin bu suçu işlediğine dair bir kanıt da yok. Evet, Alevi mahallesinden ateş açıldığı belirlendi. Ama tam olarak nereden ateş açıldığı belirlenemedi. O zaman kurşunların balistik raporlarını biraz hızlandırmamız gerek, öyle değil mi? Emniyet müdürü tövbe tövbe diye baş çevirdi. Haklısınız Erdem Bey. Zira halk infial halinde. Yatıştırmakta da zorlanıyoruz. Bu durumda herkese bir görev düşüyor. Sizi buraya toplamamın nedeni de bu. Neler yapabiliriz? Şehrin ileri gelenleri baş salladılar. Öğretmenler odası. Burası bir kışla değil. Eğitim kurumu. Okulun bodrumunda askeri mühimmat parçaları bulundu. Bunca yıllık eğitim hayatımda karakol yüzü görmeyen ben bir suçlu gibi emniyete davet edildim. Tertemiz sicilim neredeyse bozulacaktı. Üstelik Karalise bir anarşist yuvası olarak belirlenecekti. Tayin olurken zaten disiplinsiz bir yer olduğunu söylemişlerdi bana. Buna bir çözüm getirmemiz gerek.
Zehra'nın karşısındaki koltuğa oturdu. Madem sizi kimin olduğu belli olmayan bir kurşun yüzünden çağırdılar, madem artık burası anarşist yuvası olarak alınacak, madem o sizin tertemiz siciliniz kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak, o zaman önce kendinizi sorgulamanız lazım müdür bey. Diyeceksiniz ki, ben fütursuzca hareketlerim yüzünden, korkularım yüzünden ve en önemlisi sevgisizliğim yüzünden bu hale geldi. Çünkü artık o sevgisizlik girdabında boğulacaksınız. Ben sevgisiz bir insan değilim Zehra. Kalktı yerinden, öyledir muhakkak diye gülümsedi Zehra. Benim de kalbim var. Ben de sevebilirim. Zehra umursamaz çevirdi başını. Cahit sabırla bakıyor. Fuat iri gözlerle Cahit'e döndü. Taşları bağlayıp köpekleri salarak bir çözüm üretemeyiz Sayın Valim. Toplumun itidale en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde bunu sağlayanları nasıl göz ardı edebiliriz? Yemenici gibi topluma itidal ve sevgi aşılayan birini gözaltına alarak, yasak bahane edilerek halk kütüphaneleri basılıp kitapları toplatarak hiçbir çözüm gerçekleştiremeyiz. Nefret provokatörleri sokaklarda cirit atarken emniyetimiz maalesef ve maalesef gönül adamlarını içeri almakta ve sevgi sözcüklerini toprağa gömmektedirler. Biz kimseyi kafamıza göre almıyoruz Erdem Bey. Biz emirleri uyguluyoruz. Emirler de yasalara göre veriliyor. Beyler, lütfen tartışmayın. Masaya vurdu. Erdem müdüre ters ters baktı. Oda oldukça kalabalık. Sinirler gerilmiş. Erdem sükunetini korumaya çalışarak çevirdi başını. Dergi. Boşuna tartışıyoruz baylar. Bir yerlerden düğmeye basıldı. Aşikar. Bakın, sistem nasıl da çalıştırmaya başladı çarkları. Çark dönüyor. Ama bozuk mal üretiyor. Masanın başındaki herkes hak verdi Nuriye. Bu nedenle önemli olan sistemin değişmesi. Hem de kökten. Kollarını birleştirip dikkatle dinliyorlar. Bütün kanunsuzluklar, bütün haksızlıklar, zulümler maalesef sırtlarını yasalara dayandırıyor baylar. Böyle tek tipleştirici ve darbeye yakıt pompalayan bir anayasanın kökten değişmesi lazım. Çünkü eğer değişmezse insanlar yine gözaltına alınacak. Kitaplar yine yasaklanacak. Halklar yine birbirine kırdırılacak. Çünkü sistemin temeli buna göre atılmış. Baylar, bu ülkenin birincil problemi ne sağ sol meselesi ne de Alevi Sünni meselesidir. Bu ülkenin birincil problemi sistemin kalbi olan anayasadır. Ve bizim kalbimiz çok bozuk baylar. Bize yeni bir kalp gerek. Kalp bozuksa bütün organlar da bozuktur. Kalp nakli mi yapacağız yani? İki elini açtı. Hayır bayım. Bu daha önce yapıldı. Faşist İtalya'dan gelen ceza yasası. İsviçre'den medeni kanun. Almanya'dan Nuri Paşa'nın getirtip bozduğu çürük çarık silahlar. Amerika'dan tebeşir tadında süt tozu. Fransa'dan adab-ı muaşeret. Ve şehirlerden kasabalara. Kasabalardan köylere. Köylerden ahırlara. Ve hatta sayfa sayfa, cilt cilt, cüz cüz. Toprağın altına gömülen İslam. Kalbimiz. Ruhumuz. Baylar, bizim kalbimizi yeniden toprağın altından çıkarmamız gerek. Ve köylerden kasabalara, kasabalardan şehirlere, İstanbul'dan Kudüs'e, Şam'dan Saraybosna'ya kadar toprağın altından üstüne taşımazsak kalbi, Aytmatov'un mankurtlarından bir farkımız kalmaz. Hep, her zaman ve asla bir kalbimiz olmayacak. Ve şimdi o kalbi toprağın altından çıkarıp tekrar hayat vermek zamanıdır. Kararlı, bilenmiş bakıyorlar birbirlerine. Baş sallayıp düşünceli devirdi bakışlarını. Nuri gergin, yüzüyle sert, mağrur bakıyor notlarına.
Yemin'in cinnevi. Artık kalbim ağrıyor usta. Tutunacak bir dalım, sığınacak bir limanım kalmadı. Merve'lerin evindeyken Cahit Hoca ile Süleyman Hoca geldi. Hadi Cevat evine dön artık dediler. Ben de boş boşuna dönecek bir evim olmadığını anlatmaya çalıştım. Eskiden camilerde kalıyordum. Şimdi onları da yakıyorlar. Sığınacak hiçbir yerim kalmadığını görünce de buraya geldim. Ama seni de almışlar. Sığınacağım bir ev varmış işte Gülüm. Şunu asla unutma. Asıl ev, asıl mabet insanın kendisidir. Kendinden kendine sığınmak zorundasın Gülüm. Çünkü insan kendinin hem sığınağıdır hem de zindanı. Onu yuva yapan da, zindan yapan da kendi tercihidir. Bu yüzden sen de tercih yapmak zorundasın Cevat kardeş. Cevat bağdaş kurmuş, kollarını bacaklarını birleştirmiş otururken derin düşüncelerde, kararsız. Depo. Tercihinizi yapın. Hanginiz bizimle işbirliği yaparsa yeni kurulacak düzende kendine yer bulacak. Hatta düzenin ne olacağı konusunda söz sahibi olabilecek. Selim'i de Çalık'ın yanına bağlamışlar. Eğer bu memlekete komünizm ya da şeriat gelecekse de onu da biz getiririz. Çalık yüzüne doğru tükürdü. Adnan oturduğu yerden gülümsüyor. Bana niye kandınız biliyor musunuz? Çünkü kendinize çok güveniyordunuz. Hiç sorgulamadan. Acaba yaptığımız bir şey yanlış mı diye düşünmeden her söylediğinizi, yaptığınızı mutlak doğru kabul ediyordunuz. Bir insanın en zayıf anı kendini en güçlü hissettiği andır. İşte o yüzden de attığım zokayı yuttunuz. Kendinizi sorgulamadığınız gibi beni de sorgulamadınız. Suçunuz bu. Ama artık kendinizi sorgulamanız için bol bol vaktiniz olacak. Selim ayakta zor dururken Çalık pişman, öfkeli. Zehra'nın evi. Zehra ayakta endişeli dolanırken Hatice ve Süleyman oturuyorlar. Nikah erteleyemezsiniz. Şehirde hayatı durdurmak isteyenlerin amacı da bu zaten. Onlara inat hayata sarılacağız. Onlara inat yaşamımıza devam edeceğiz. Onlarla mücadele etmenin en güzel yöntemi de bu zaten. Yaşıyoruz işte. Hayata yeniden doğuyoruz. Hatice'nin gözleri parlarken Süleyman hayret etti. Vay be. Zehra'ya bak. Meğer içinde ne büyük bir devrimci varmış. Gülüştüler. Telefona gitti. Hatice ile Süleyman merakla bakıştılar. Alo. Alo, ben Adnan. Merak ettim seni. İyiyim, merak etme. Nasıl meraklamam? Şehirde tansiyon gittikçe yükseliyor. Senden ricam Hatice ile Süleyman'ın nikahını ertelemen. Neden? Çünkü şehirde daha büyük olayların olacağına dair önemli bir istihbarat aldım. Hatta can güvenliğiniz açısından şehri bir süreliğine terk etmeniz daha iyi olur. Ne demek şimdi bu? Bizim bir yere gittiğimiz falan yok. Bu perşembe nikah olacak. Ve onlar baba ocağında kök salmaya devam edecekler. Buna hiç kimse mani olamayacak. Eğer sen istersen şehri terk edebilirsin. Sinirle kapattı telefonu. Renk beni zartmış, dişlerini sıkarak döndü. Kapıdan geçerken elini açarak ne yapabilirim der gibi Süleyman'a baktı. Hallerinden memnun, Zehra'ya gülümsediler. Süleyman Hatice'nin omzunu sıvazladı. Adnan sinirle bıraktı telefonu. Eliyle ardındaki kırbaçı işaret edip çağırdı. Gözcüyle konuş. Doktorcu Süleyman'ı beraber hallet. Nikah olmayacak. Kırbaç peki diye başını salladı. Çalıkların başı önüne eğik. Karşılarından geçip çıktı. Adnan dayandığı arabanın yanında mavi gözlerini kim ve öfkeyle kısmış boşluğa bakıyor. Yok. Celal'in evi. Duramıyorum ben. Gidip bakacağım. Rasim abileri duydun Celal.
Emin ellerdeymiş işte. Hem ajansı dinlemedin mi? Bir kişi ölmüş. Erdem Hoca onu bırakmaz ki baba. Gitme ne olur. Delal ağlamaklı, huzursuz. Duramıyorum ben, merak ediyorum. Ya bu cami işine de bulaştırdılarsa? Güler Elif'e döndü, kaygılı bakıştılar. Gideceğim ben. Telaşla kapıya doğru ilerlerken kolunda çantasıyla Cevat girdi kapıdan. Arkasında Yemenici. Beklemedikleri misafirlerine bakarken hepsi şaşkın, hayretle donup kaldılar. Cevat hafifçe gülümsedi. Celal eli ayağı boşalmış çöktü yere. Yemenici hadi git diyerek sıvazladı sırtını. Cevat direnmeyi bırakmış babasına bakıyor. Güler yaşlı gözlerle bir Cevat'a bir de dizlerinin üzerine çöken Celal'e baktı. Baba. Hasretle ağlayarak atıldı Celal'e. Boynuna sarıldı. Baba oğlun sevgi dolu sımsıkı sarılışları hepsini duygulandırmış. Gözlerinde yaşlarla izliyorlar. Hakkı evde minderde bağdaş kurmuş, dalgın, üzgün oturuyor. Behiye sedirde örgü örüyor. Ana, sen bizden vazgeçer miydin? Ben sizden vazgeçer miyim? O nasıl söz öyle? Hem bak ne diyor o kurban olduğum Şık Sümmani Hazretleri. Kelp kelbiken yavrusundan vazgeçmez. Hak sümmanisinden vazgeçer mi? Hem anayın analığı köpekten aşağı mı ki sen bunu sorarsın? Güzel değil mi ana? Bu insanlar birbirlerinden niye vazgeçiyor o zaman? Ben anlamayayım ki ne oluyor yani? Çimen geldi dinliyor. Diler ki Alevi mahallesinden birisi Sünnilerin üzerine ateş atmış. Ya kim uyduruyor ki bunları ben hiç bilmeyeyim valla. Artık kim uyduruyorsa uyduruyor işte Hakkı kardeş. Sünniler cami yakıldı diye iftira atıp bizim üstümüze saldıracak. Bizim elimizde armut toplayacak öyle mi? Yetti artık canımıza. Öfkeli tebessüm etti. Sen biliyor muydun bu Sünnilere kimin ateş ettiğini? Yok canım, nereden bileyim? Ama her kim yaptıysa Hak Muhammed Ali ondan razı gele. Cayır cayır yakacaklar da hepimizi. Behiye tedirgin, Hakkı ikna olmamış dişlerini sıkarak bakıyor Çimen'e. Öfkeli gözlerini yere çevirdi. Depo, karşılarındaki varil harlı yanıyor. Az kalsın geberteydim daha ona. Kapıdaki korumalarını atlattım. Girdim içeri. Silahı alnına dayadım. Lan tetiği çeksem geberiydi. Ateş etmeden önce iki çift laf edem dedim. Etmez olaydım. Sonra... Sonrası buradayım işte. Sinirle güldü. İçeride adamlarından bir tanesi kalmış. Silahın dipçiyle boynumun köküne vurduydu. Gözüm burada açtım. Ya sen? Sen gittikten sonra eve baskın yedik. Sen benden de betermişsin lan. Selim gülmek istedi, dudaklarındaki yara izin vermedi. Bileyim mi? Eğer komünist olmayaydın, senle oturup bir bardak çay içmek isterdim. Eğer sen de faşist olmayaydın, benim kahvede o çayı kendi ellerimle demlerdim sana. Çalık dönüp manidar baktı yüzüne. Mecalsiz yüzlerindeki yaralar kurumuş, dudakları çatlamış. İşte gidiyorum, çeşme siyahım. Hay, aşık Mahsuni Şerif. Sen bilir miydin o türküyü? Buruk gülümsedi. Bizim bebeler bilmez ama bildiğimi.
Mahsuni'den söylüyorsun demesinler diye. Efkarlandığım zaman, eğer bir de yalnızsam, Mahsuni'den söylerim. Benim gizli gizli Mihriban ezberlediğim gibi desene. İkisi de Maraşlı biliyorsun değil mi? Halsiz salladı başını. Mahsuni Şerif'te. Abdurrahim Karakoç'ta. Bilirim. Onlar da seninle benim gibi işte. İşte gidiyorum. Çeşmesi yahım. İşte gidiyorum. Çeşmesi yahı aramıza dağlar sıralan sana. Selim yaralı gözlerini kapatıp başını arkaya attı. Kendinden geçti. Çalık içli çevirdi bakışlarını. Sermayem derdimdir hey dost. Servetim ahım. Mecalsiz baş salladı. Karardıkça bahtım bahtım karalansa da sermayem derdimdir hey dost servetim ahım karardıkça bahtım bahtım karalansa da. Haydi dolaşalım yüce dağlardan. Haydi dolaşalım yüce dağlardan. Dost beni bıraktı ah ile zardan. Ah ile zardan. Kahraman kapının önünde odun kırıyor. Güler koşarak geldi. Kahraman! Ağlayarak boynuna atıldı. Kahraman şaşkın, hayırdır diye baktı yüzüne. Abim, abim eve geldi. Babamla barıştılar. Sevinçle gülümseyerek tekrar sarıldı. Kahraman Güler'in saçını okşadı. Güler gözlerini kapatmış, mutlu derin bir iç çekti boynunda. Kahramanın yüzü gülüyor. Celal kapı aralığında namaz kılıyor. Secdeye kapandı. Gözleri kapalı, huzura ermiş, şükreden yüzüyle dua edip yavaşça koydu başını secdeye. Ardından güneş vurmuş, odanın aralığından görünüyor. Elleri dizlerin üzerinde oturup, duasını ederken sarsılarak ağlamaya başladı. Sakince omzunun üstünden önce sağa, sonra sola selamını verdi. Ellerini semaya doğru kaldırıp tekrar ağlamaya başladı. Gözleri kapalı, yalvarır gibi duasını ediyor. Cevat odasında yatağın üzerine oturmuş, gülümseyerek kenarı işli küçük çerçevede siyah beyaz resme bakıyor. Annesinin fotoğrafında yanağını özlemle okşadı. Elif tülbenti elinde gülümseyerek girdi odaya. Halini görüp duygulu çıktı odadan. Cevat annesinin resmine kilitlenmiş, üzgün. Elif hale oturmuş, hıçkırarak ağlıyor. Cevat odasının kapısına geldiğinde gördü onu. Suratını asarak içerideki çerçeveye sonra tekrar ona baktı. Başını eğip yavaşça yanına doğru yürüdü. Elini şefkatle omzuna koydu. Sen ağlama anam. Senin gözyaşına ben dayanamam. Cevat ayakta, Elif oturuyor. Elif sarıldı beline, ağlayarak yasladı başını.
Güzel yürekli, kadersiz oğlum benim. Mahsun gözleri boşluğa daldı. Elini omzundaki Cevat'ın elinin üzerine koydu. Cevat ağlamamak için sıkıyor kendini. Gece saatleri, ay parlak. Bayezid konağı. Tüm aile masa başında yemeklerini yiyorlar. Kızım, yüzün şerbet satıyor gibi basmışsın sirkeyi buna. Şerife yüzünü buruşturdu. Yok ana, sen artık beni hiç sevmiyorsun ha. Her yaptığıma bir kusur buluyorsun. Suratını astı. Şerife ana, suç bende. Ben de uç damla sirke koydum. Hayatımda yediğim en güzel salata kızlar, ellerinize sağlık. Naciye iştahla attı ağzına. Şerife yüzünü buruştururken Emine bıyık altı güldü. Hasan Ali. Kaynanası seviye kimse artık. Ah, ister misiniz Cahit'le Berat Hanım olsun? Berat Hanım konaktakileri çok sevdim. Onlar sayesinde sıla hasreti çekmiyorum demiş. Ama ne, kadıncağızı yalnız bırakmayın, olur mu? Bırakmayız. Bırakmayız da. Yeni gelin böyle işi gücü yok gibi kapı kapı dolaşacak mı? Bak. Hasan Ali'nin arkasından Fuat elinde çiçeklerle girdi salona. Herkes yemeği bırakıp bakarken Ökkeş ayağa kalkıp döndü yüzünü. Fuat hayran, iç çekerek Meryem'e bakıyor. Emine abo diye ağzını açarak Meryem'e döndü. Meryem'in başı mahcup, kızgın önüne eğildi. Hakkı'nın kahvesi. Kim vurduysa o zavallı yaşlı adamcağızı, belli ki suçu alevlerin üstüne yıkmak istiyor. Kim bilir, belki de Sunniler yapmıştır bu işi. Suçu bize atıyorlar. Ben Malatya'dan niye geldim sanıyorsunuz? Bizim Malatya'da başımıza gelenleri bir bilseniz. Evimiz ocağımız yandı canlar. Daha ne olsun? Bize reva gördükleri ortada. Malımıza eyvallah dedik. Şimdi de canımızın peşine düştüler. Hakkı elinde çayla bekliyor. Bunlara ne kadar eyvallah diyorsak o kadar zulüm görüyoruz. Dayanamadı, oturdu yanına. Memdu abi. Ya sen ne dedin Memdu abi? Sen bunlara biraz fazla yükleniyorsun galiba. Ya şimdi bunların aralarından biri gidip bir şey yaparsa ne olacak? Bir dur abi. Önce bir meseleyi anlayalım. Hep iyi niyetimizden bunlar başımıza geldi Hakkı kardeş. Yetti canımıza. Ne olacaksa olsun artık. Bıçak kemiğe dayandı. Hepsi onaylayarak salladılar kafalarını. Hem zulme razı olmak var mıdır alevilikte? Ya tamam. Yoktur da. Bak Memdu abi. Mahsun dede dediydi ki, sövene dilsiz, dövene elsiz. Kardeş, o dedeler yüzünden bu hale geldik ya. Kahvedekilere döndü. Yıllardır hep aynı nakaratı söyleyip bizi miskinleştirdiler. Hem ben de dede soyundan geliyorum. Ama önce dedelere isyanla başlayacak bu iş. Ne diyeyim sen be? Memdu abi, tövbe de. Kararlı bakışlarla içti çayını. Hakkı Memduh'a içerlemiş. Memduh da ona ters ters bakıyor. Birbirlerinden bakışlarını çevirdiler. Gece vakti, parlak ay. Hakkıların evinin önü. Hakkı yer yatağında oturuyor. Öyle işte ana. Kendisi de dede soyundan geliymiş ama önce dedelere ihsan etmek lazım gelirmiş. Halt etmiş o. Dede soyuymuş. Bu yol bel yolu değil Hakkım. Hal yolu. Mahsun dedeye kurban olsun o. Mahsun dede bel dedesi değil, hal dedesiydi. Her sözü ayrı bir hikmetti. Onu bırakacak da ne olduğu belirsiz elin üç günlük adamına mı güvenecek? Kalbini doğruluktan ayırma. Ecelimiz isyan değil, doğruluktan olsun. Hakkı olumlu tebessüm etti. Bihiye'nin bakışlar Sedir'in yanında oturmuş dinleyen küçük oğluna döndü. Küçük kız Sehpa da ders yapıyor, başını kaldırıp gülümsedi. Hakkı buruk güldü onlara. Sizi takdir ediyorum. Deponun önü, adamları toplanmış. Teşkilat da bu operasyondan sonra sizi, başarınızı ödülsüz bırakmayacak. Size güveniyorum. Hepimiz aynı nedenle buradayız. Ülkeyi kaostan kurtarıp düzlüğe çıkartmak için. Büyük operasyonda sizlerin
şehirde yaptığınız küçük görünen şeylerin hepsi çok önemli. Hem de çok. Öyle kök salmışlar ki Avcı Bey, maalesef çok zorlandım. Mahsun dede gibi adamlar yıllardır öyle tohumlar atmışlar ki bu topraklara. Koparsan da yine bitiyor, yine bitiyor. İşte biz de bunun için buradayız. Tek tek. Sabırla keseceğiz o kökleri. Hiç usanmadan. Başka çaremiz yok. Varillerdeki ateşlere bakarak çattı kaşlarını. Çimen konuşmadan gururlu karşısında ona bakıyor. Çoğu gençten adamları yan yana duruyorlar. Onlar koparacak. Biz susunacağız toprağa. Bu toprak anamız. Bu toprak Kudüs. Medine, Şam ve hatta Kahire, Tunus, Cezayir, Eritre, Bosna. Taşkent'ten Buhara'ya. Arakan'dan Somali'ye kadar savrulan her bir kum tanesinin rüzgarının önüne siper olup onu tekrar kendi toprağına taşıyacağız baylar. Eğer taşımazsak yer ve gök bunun hesabını bizden soracak. Hesap günü yarın değil. Her gündür. Şairler etkilenmiş bakıyorlar birbirlerine. Nuri sinirli, yüzünü gererek arkasına yaslandı. Kırbaç depoda. Birbirinize hesap soruyordunuz. Sevin boynundan sarstı. Sordunuz mu? Rahat olun, rahat. Çadırın boynunu konuşmaya tuttu. Çok vaktim yok. Selim öfkeli soluyarak bakıyor. Karşılıklı konuşaydınız da hesap göreydiniz. Öyle dur Kırbaç Efendi. Elbet hesabı sorulur. Ama kim bilir. Gün olur devran döner. Omuz omuza sorarız hesabını sizden. Omuz omuza. Omuz omuza ha? Omuz omuza gel. Karnına ard arda yumruklarını indiriyor. Gel lan. Geberteceğim lan seni. Vereceksin lan bunun hesabını. Çenesine yumruk attı. Selim acı içinde ayakta duramıyor. Zincirlere bağlı kolundan sallanarak bıraktı kendini. Konak. Rahatsız ettim, özür dilerim. Ama öğrencilerime muhteşem bir ders veren Meryem Hanım'a ve beni emniyette yalnız bırakmayıp kurtaran Erdem Bey'e teşekkür etmek istedim. Buyurun şunu size vereyim. Rafya ile süslenmiş paketi Naciye'ye uzattı. Meryem Hanım için. Gözlerine bakarak koydu önüne. Bir de Hasan Ali Bey'in hakkını vermem lazım. Teşekkür ederim Hasan Ali. Günlerce benimle beraber okulda kaldığın için, yalnız bırakmadığın için. Sağ ol. Biz de teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Buyurun. Bir lokma bir şey yiyelim beraber. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Okulda biraz atıştırmıştım. Emine kıkırdıyor. Hasan Ali. Bugün senin memuriyete girişin için gerekli evrakı imzalayıp gönderdim. Hayırlı olsun. Sandalyeye oturdu. Hasan Ali sevinçle koşup sarıldı Emine'ye. Emine utanarak dürtükledi. Ayrıldılar. Aralarında gülüşüyorlar. Erdem de gülerek çevirdi başını. Tövbe tövbe. Naciye yenge şekerleri koyduktan sonra biz gidip alacağız, tamam mı? Müdür Bey, kahve alır mısınız? Nasıl alırsınız? Şekerli. Annem de öyle severdi. Meryem'e bakarak konuştu. Naciye yapayım diye kalkarken Emine ve Meryem de takıldı peşine. Hala okulda mı kalıyorsunuz Müdür Bey? Öğretmen evinden memnun değilseniz size bir ev bakalım isterseniz. Artık bir düzen kurmanın zamanı geldi. Erdem'e doğru şirince gülümsedi. Vallahi Emine abla abartıyor zannediyordum ama bu adam sana meftun olmuş Meryem abla. Ey aşk, sen nelere kadirsin. Kız Meryem, bana bak. Bu adamın eli yüzü düzgün gibi ha?
Sevmeyi de biliyor belli ki. O kuzuk etmeyi bırakırsa sen bir düşün bence. Meryem ters ters bakıp kahvesini yapmaya devam etti. Hasan Ali'yi biliyorsun. O da öküzdü. Sonradan süt dökmüş kediye döndü. Hemen kestirip atma. Cahit abimle Berat gibi sahada düğün yaparız. Kınanda da oynamazsam ne olayım bak görürsün. Yerinde yaylandı. Allah senin eline düşürmesin Emine abla. He ne deyin? Hiç oralı bile olmadı. Cahit'in evi. Orta masada yemek yiyorlar. Berat çekingenliğini atamamış. Ürkek tabağa pilav koydu. Çekingen gözleri Cahit'te. Yemeği sevip sevmediğini izliyor. Cahit iştahla yiyor pilavı. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar demişler. Niye yemiyorsun? Senin yardımın olmadan yapayım yemekleri dedim ama pilav pek olmamış değil mi? Ben hayatımda bu kadar güzel kokulu pilav yemedim. Ne kokuyor biliyor musun? Emek kokuyor. Cahit'in tepkisi tedirginliği dindirdi. Sevinerek gülümseyip yerinden kalktı. Cahit yemeğe devam ederken kütüphaneye doğru yürüdü. Raftan mavi kapaklı bir kitap alıp okudu. Tekrar tekrar okudum Boğaz'ın sıraları. Tekrar masaya dönüp yerine oturdu. Sayfalarını çevirdi. Bak çok hoşuma gitti. Elleri masada birleşik dikkat kesildi. Haydi aşk, aşk. De ki dağları delerim senin için. Yıldızlar, yakarışlar, açık kartlar. Ve haydi hoşça kal. Hangi kıza yazdın bu şiirleri? Geçmiş. Sen de şiir yazıyorsun değil mi? Sen hangi kıza şiir yazıyorsun? Okul yılları. Ceyhan Nehri Köprüsü'ndeler. Ben kızlara değil, buzlara yazıyorum. Nasıl yani? Ben buzdağının şiirini yazıyorum. Buzdağının mı? Evet. Herkes buzdağının görünen kısmının şiirini yazar ya. Ben görünmeyen kısmının şiirini yazmaya çalışıyorum. Uzaklara bakarak elini köprünün kenarındaki taşlara vurdu. Zehra'nın aklı karışmış, buruk. Cahit dönüp baktı gözlerine. Ana dönüş. Aslında ben kızlara değil, buzlara yazıyorum. Fakat seni rüyamda gördükten sonra, Kasım Bey'le tanıştıktan sonra hayata, aşka, şiire bakışım değişti. Sen benim için hem manevi anlamda hem de şiir anlamında yeni bir merhalenin, başka bir mertebenin Berat'ı oldun. Seviye gösterir gibi havada tuttu elini. Bir şey söyleyeyim mi? Ben artık buzdağının şairi olmak istemiyorum. Ben artık Yunus Emre gibi olmak istiyorum. Buzdağının görünmeyen kısmı tamam ama bir de görünen kısmı var. Ben artık onun şiirini yazmak istiyorum. İçten mutlulukla gülümsedi. Hadi yemeğini. Tamam diyerek tencereden tabağına pilav aldı. Hatice Zehra'nın kucağına yatmış kazağının koluyla oynuyor. Heyecanlı mısın? Gitti nasıl? Evlendireceğim seni diye kendini evlendirme Allah. Süleyman'ı görene kadar onu bekledim ben de bilmiyormuşum ki. Onu tekrar görünce neden evlenmekten kaçtığımı anladım. Meğer kalbim yıllarca onu beklemeye yeminmiş. İnşallah çok mutlu olursunuz. Tavana doğru dikti gözlerini. Ben de tayinimi isteyeceğim. Bakarsın İstanbul olur. Orada her şeyi unutuyor insan. Hatice onun için üzgün. Hatırlıyor musun? Babam İstanbul'da hafızlık eğitimi aldı dönümü anlatırken. Eğer insan kendini bırakırsa tüm yükünü taşır İstanbul demişti. Hatice kalktı. Zehra. Elini tuttu. Ben seni hiçbir yere bırakmam. Bırakmayız. Ama sen neden böyle söylediğini de biliyorum. Cahit'i unutmak istiyorsun.
Eğer buralardan kaçıp gidersen kalbinden de gider sanıyorsun. Oysa kaçmak kalp yarısını derinleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Zehra derince iç çekti. Şu Adnan'ı bir düşünsen keşke. Hatice'ye bakıp yavaşça devirdi gözlerini. Yeniden sarıldı, koydu başını omzuna. Zehra da şefkatle sardı kolunu. Küçük, bakımsız binalarla dolu Varoş Mahallesi'nin tepeden görüntüsü. Ulu Cami minaresi. Adnan'ın arabası Afşin'deki Eshab-ı Kehf mağarasının üstünü kapatan, içe doğru oymalı, taç kapılı, yığma taş duvarlı binanın önüne geldi. Gidişteki geniş park yerinde durdu. Hava kapalı. Zehra ve Adnan araçtan indiler. Birbirlerine gülümseyerek bir süre öyle kaldılar. Mermer merdivenlerden çıkarak tarihi binanın kahverengi büyük ve geniş açık kapısından girdiler. Zehra'nın gözü kapının üzerindeki motiflerde. Durup doğal taşa girintili çıkıntılı oyuntularla desen verilmiş kahverengi ve beyaz renklerdeki karışık duvara baktı. Aynı adımları atarak tebessümle içeri girdiler. Büyük iri taşların oluşturduğu duvarların arasından yürüyüp ileride mavi ışıklarla aydınlatılmış taşların önüne geldiler. Zehra hayretle mağara içine bakıyor. Ellerini açıp hararetli taşları tasvirleyerek konuşuyorlar. Taşlara dokunuyorlar. Dev kayaların arasında oluşan boşluklarda yer yer doğal su birikintileri oluşmuş. Buralar özel ışıklarla ışıklandırılarak doğal havası korunmuş. Zehra havası değişmiş, huzur ve neşeyle bakıyor. Adnan yer yer mağaradaki yerleri gösterip anlatıyor. Taşların arasından sular damladı önlerine. Adnan açtığı ellerine damlaların düşmesini beklerken Zehra hayretle açılmış gözlerini yukarı kaldırmış bekliyor. Adnan'ın oraya anlatışı Zehra'nın hoşuna gitmiş. Meraklı bakıyor yüzüne, dinliyor. Tarihi yapıdan çıktılar. Kapının önünde durup geniş alana baktılar. Heybetli L mermer merdiven yüksek bina önünde küçücük kalıyorlar. İnan böyle bir kaçamağa ikimizin de çok ihtiyacı vardı. Son günlerde yaşadığımız karmaşa ve kaos bu şehrin karanlığına bizi gömüyordu. Ama senin sayende şimdi bir nebze olsun derin bir soluk alabiliyorum. Gözleriyle teşekkür edip bakışlarını binanın desenli duvarlarına çevirdi. Küçükken annem ve babamla hep buraya gelirdik. Ablam yedi uyurları Kıtmen hikayesini duyunca ağlamıştı. Babam da ona eğer bu kadar çok ağlarsan uyanırlar ama demişti. Öylelikle susturmuştuk. Adem Hoca yaşasaydı onunla çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Böyle hissediyorum. Nazikçe gülümsedi. Adnan elini tuttu. Seninle de çok iyi anlaşıyoruz değil mi? Eline kenarı altın işlemeli büyük elmas taşlı bir yüzük bıraktı, elini kapattırdı. Gidelim buralardan. Kara bir bulut var bu şehrin üstünde dolaşan. Ve durmaksızın yakıcı damlalarını senin kalbine zerk ediyor. Bu kara bulutu geride bırakalım. Yeni yerlerde yeni günlere merhaba diyelim. Güneş artık bizim için doğsun. Benimle evlenir misin Zehra? Zehra ne diyeceğini şaşırarak kararsız, şaşkın baktı Adnan'a. Şehrin fakir mahallesinin tepeden görünümü, Ulu Cami minaresi uçan bir düzine kuşla değişti. Kahramanmaraş Lisesi. Öğrenciler bahçeye toplanmışlar. Hasan Ali mikrofonu kontrol ederek eğildi. Ve karşınızda Fuat Müdür. Selamlayarak artist havasında okulun içerisinden geldi. Arkasındaki açıklıkta Zehra, Süleyman ve Cahit ayakta. En son Hasan Ali bıraktı alkışı. Sevgili çocuklar, sizi burada toplamamın nedeni... Gözü yana kayıp durdu. Herkesin başı kapıya çevrildi. Cevat ve Celal gelmişler. Merve sevinçle gülümserken Hakkı, Kahraman ve Güler neşeyle bakıyorlar. Zehralar patavatsızlık yapacak diye tedirginken Fuat güleç tavrını koruyor.
Gel, geç evladım, geç yerine. Cevat tezahüratlara memnun yerine geçerken gözüyle Merve'yi süzüp kahraman ve Hakkı'nın arasından dolandı. Güler'in yanına geldi, yanağını sıktı. Güler abisine sevgiyle gülümsedi. Merve ile göz göze geldiler. Merve sevgiyle alkışlıyor. Sevgili çocuklarım, sükuneti sağladığımıza göre bugün aramıza bir arkadaşımız katılacak. Hasan Ali heyecanla başını salladı. Öğrenciler birbirleriyle merak içinde kim diye yorumlarla bakışıyorlar. Süleyman ve Zehra'nın da bakışları bir an buluştu. Müdüre döndüler. Bebe değil mi? Maraşlısı da aynı, Filistinlisi de aynı. Madem yediyiz bari çöpüzü toplayın lan. Sevde ile mi uğraşayım, sizle mi uğraşayım? Etrafta yemiş paketleri dağılmış, çocuklar mahcup başlarını eğmiş, sessiz oturuyorlar. Hepsini de yemişler. Hiç. Emine'yi düşünen kim? Kucağındaki Sevde'ye baktı. Oy anam. Anlamadım ki ben. Senin ananda iki de bir hastalanıp seni bağ bırakıyor. O da yetmiyormuş gibi Meryem de sıpasılı bağ bırakıyor. Sen de inadına uyumuyorsun be anam. Kerim yan gözle baktı. Oy hakikaten de. Okumadan uyumuyormuş bu minnak. Sevde tatlı uykusunda. Anan ne zaman iyileşecek acaba? Yandık. Yandık yine yandık. Bir gözü de Hüseyin'de. İki çocuk da suçlu gözleri yerde mahcup, ezik oturuyorlar. Şerife Naciye'nin ateşini ölçtü. 39 olmuş kızım. Gel inat etme de çağıralım Erdem'i. Yok anne, çağırma. Arada oluyor zaten, ben alışkınım. Ha daha önce oldu yani. E aşk olsun Naciye'm. Başını ovuşturdu. Hoş geldin Berat kızım. Berat elinde bezle sarmalanmış tenceresinde yemek belki getirdi. Belki hasta vardır da şifa olur diye. Tavuk suyu çorba yapmıştım. Sağ ol kızım, sağ ol. Minnettar gülümsedi yatağından. Gel annem gel. Seni soyuna kurban. Kucağında sevdiği sallarken Berat'ı mutfağa götürdü. Hadi bismillah. Şifa niyetine yarabbim. Şerife sirkeli suda ıslattığı bezi alnına koydu. Ah kızım. Bundan sonra mimar Filistinli Meryem Hanım misafir öğretmen olarak katılacak. Akıllar sırtarak baktılar Fuat'a. Bana lise olarak kendisine hoş geldin diyoruz. Meryem elinde siyah çantası, başında pembe örtüsüyle gelip öğrencilere baktı. Ne oldu bu müdüre? Hasan Ali çayını yatıştırıcı falan mı kattı? Aşk Zehracığım, aşk. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi. Aşk gelince akıl çamura saplanmış, eşeğe benzermiş. Müdürünki de buna benzedi işte. Süleyman aşk deyince Zehra kırgın Cahit'e döndü. Hem aşk her zaman iyiliktir. İyileştirir. Zehra'nın kalp yarası acır gibi, bakışları masumlaştı. Boşluğa çevirdi bakışlarını. Geçmişi anımsadı. Adnan'ın verdiği yüzüğü eline alıp tebessümle baktı. Benim aşkım uykuda Adnan. Ve uyanacağı günü bekliyor. 300 yıl sürse de onu bekleyeceğim. Ve uyanana kadar kimseye evet demeyeceğim. Yüzüğü Adnan'ın avucuna koyup kapattı. Adnan eline bakıp mutsuz bakışlarını Zehra'ya kaldırdı. Ben de aşkın uyanmasını ebediyen bekleyeceğim. Bunun için yedi uyurların kapısındaki köpek olmaya bile razıyım. Sensiz olamıyorum.
Zehra çekingen, o nere olmuş çevirdi başını. Boşluğa bakıyor. Adnan'ın çaresiz yalvaran bakışları Zehra'nın üzerinde. Okul bahçesi. Yani öyle çok da özlenecek bir yanı yok galiba. Ama yine de özlemişim, sizi özlemişim. Merve Cevat'a gözlerini dikmiş. Kahramanla güler bakıştılar. Kahraman siyah paltosuyla ağaca yaslanmış. Çapkın çapkın uzaktan gülümsüyor. Kekeç'e bak. Kekeç! Oğlum benim yokluğum yaramış sana. Ben yokken dilin çözülmüş. Bilseydim önceden gelmezdim konuşacağını. İlir cebinde sallanarak gelirken Güler'le Merve oturdukları yerden tedirgin kalktılar. Kahraman sakin olun diye işaret etti. Madem geldin, o zaman kozlarımızı paylaşalım ha. Hay hay. Montlarını çıkardılar. Kardeşim sana zahmet. Okulun bahçesindeki havuza doğru gitti. Cevat efelenerek bana bak der gibi bakıyor. Zehra ve Cahit öğretmenli odasının penceresinde. Kahraman havuzdaki suyu eliyle Cevat'ın yüzüne fırlattı. Ama bir anda değişti. Cevat kızmakla gülmek arasında. Zehra ve Cahit de şakaya güldüler. Cevat da karşılık verip su attı. İş bir anda savaşa dönüverdi. Birbirlerine su fışkırtmaya başladılar. Çocuk neşeleri geri gelmiş. Kenarda onları izlemek için doluşan öğrenci kalabalığı su sıçramaya başlayınca kaçıştılar. Güler, Zafer ve Merve de suya arada bir el atıp geri kaçıyorlar. Zehralar keyifle izliyor gençleri. Bu bir mucize olmalı. Müdür bey bile ne hale geldi. Karalise'de uzun bir süre gülücükler tatildeydi. Oysa bir okulun bahçesine en çok gülücük yakışıyor. Demek ki müdürü güldürmek lazımmış. Bugün Cevat'a müşfik ses tonuyla geç oğlum dedi ya. İşte o an ona sarılmak istedim. Bahçede herkes oyuna katılmış. Sevecen gülümsediler bahçedeki manzaraya. Uyan aşk. Aşk bahaneler arar her zaman. Ya aşk öyle bir şifa ki, irinli yaraları bile bak iyi ediyor. Ve tek başına hiçbir mucize onunla baş edemez bile. Zehra yaşlarını sıkarak zorla yutkundu. Peki sen bulabildin mi aşkı? Karına aşık oldun mu? Cahit yüzüne bakmadan dinliyor. Zehra, ben anladım ki aşık olan Allah'mış. Tur Dağı'nı yakıp kapkara bir kayalığa dönüştüren tecelliymiş aşk. Ve kalpte küçücük bir kara delik. Süveyda, yüreğin Kâbesi o tecelliye dayanabilirmiş. Aşk öyle bir şey ki, bizler ona ancak ayna olabiliriz. Kaynak değil. Biz insanların birbirimize karşı hissettiklerimiz, beslediğimiz duygular o aynadaki yansımalardan ibaret. Asıl kaynak orada gürül gürül çağlarken, biz burada ışık oyunlarıyla, gölge oyunlarıyla idare ediyoruz. Zehra dudaklarını ısırdı, gözleri dolu dolu. Ve şimdi ben Zehra, gözlerimi diktiğim o asıl kaynaktan gözlerimi bir saniye bile ayırmak istemiyorum artık. Kabullenemese de anladım diye salladı başını. Görmüyorsan yürek yangınımı, Sina'ya git. Musa şahit, Tuğra sor. Tecellisi aşkın neymiş gör. Nedir sevda, ne Süveyda, Nur'a sor. Öptüğüm ölümüm gözlerinde, Azrail'e, İsrafil'e, Sur'a sor. Yeter kanıt değilse şayet sana, mahşeri bekle, bir melekle huzura sor.
yaşlar süzüldü yanaklarına. Süleyman öğretmenler odasına girdi. Cahit ve Zehra yok. Erdem masada yanında çay kitap okuyor. İşte. Zarfta Adil Erdem Bayazıt ailesi yazıyor. Perşembe günü Karalise'de nikahımız var Erdem. Vay benim kirpim be. Vay. Sonunda sen de evleniyorsun ha. Coşkuyla sarıldı arkadaşına. Esmer kısa boylu bir adam içeri girdi. Oo, sonunda geldin ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sarıldılar. Vay be. Baran, fakülteden arkadaşım. Memnun oldum. Ben de. Tokalaştılar Erdem'le. Bu Kürt delikanlısı Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın en sevdiği öğrencilerindendir. Öyle mi? Ya. Şş, bakma böyle sıska göründüğüne. Ararat'tan, Cudi'den daha büyük bir yüreği vardır. Eyvallah. Sıskalıysa israf haramdır deyip günde tek öğünle idare eden Doktor Hikmet'e benzemeye çalışmasındandır. Memnun oldum diyerek gülümsedi. Baran düğün için geldi. Sağ dışlığımı yapacak. Şahane. Buyurun diye işaret etti. Masaya geçip oturdular. Bak bakalım. Gece saatleri dergi. Aşk insanı derin bir imtihana tabi tutar bayım. Aşkına sadık olanlar sabırla mutlaka erişirler maaşı. Süleyman baş salladı. Sen daha körpecikken Leyla'na verdiğin sözü tuttun ve aşkına sadık kaldın. İnşallah bir yastıkta kocayım. İnşallah. Çok yakışıklı bir damat olacaksın kesin de. Damatlığın ne renk? Kızıl mı? Yeşil. Gülüştüler. Bana bak Alaaddin. Bu sefer yalnız değilim. Bak Baran'la birlikte geldim. Kaçınma istersen. Bir dakika, bir dakika. Senin yerinde olsam Alaaddin'e hiç bulaşmam. Sonun kötü olur ha. Erdem haklı. Yani beni boş ver de. Alaaddin seni çiğ çiğ yer. Ya inceldiği yerden kopsun. Damatların rengini kazanan belirler. Vallahi ben kardeşimi bilirim. Sana yeşil damatlığı giydirir ona göre. E haydi o zaman er meydanına. Görelim bakalım damatlık yeşil mi olacak, kırmızı mı? Hadi kalkın beyler, gelin meydana, yiyin birbirinizi. Sonunda ne de olsa gelin hanımın dediği olacak. Hiç değilse yevesinizi alın be oğlum. E hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Gaza getirdiler. Kalktılar masada. Süleyman ceketini çıkarıp kenara koydu. Ey maşallah. Süper Levan çıktı meydane. Ey maşallah. İkisi de birbirinden merdane. Hadi bakalım Alaaddin. Göster yüzünü. Hadi bakalım. Hadi Alaaddin. Hadi Alaaddin. Hadi Alaaddin. Hadi Alaaddin. Hadi Alaaddin. Tamam. Birbirlerinin eli omuzlarında güreş tutuyorlar. Hadi Alaaddin, çek oğlum. İkisi de el ense çekmiş, didişirken yiyecekler, yeşillikler konmuş masada, başındakiler keyifle izliyor. Şerife Naciye'nin başucunda. Sirkeyle mirkeyle inecek iş değil bu. Arayalım şu Erdem'i, gelsin bir hastaneye götürsün seni. Anne arama. Şimdi üzülmesin. Kız anam bunlarınki de ne sevdaymış, ateşi bir sönmede gitti de. Kerem olan hangisi onu anlamadım. Erdem abim mi bu mu? Emine kucağında Kerim'le otururken Naciye yüzünde boncuk boncuk terle yarı baygın pembe saten yorganın içinde yatıyor. Salonda Meryem sevdiği kucağında sallarken Hüseyin'e baktı. Ey yetimlerin Rabbi. En sevdiğin yetim hürmetine bu yetimlere merhamet et. Onlara dayanamayacakları acılar çektir. İçinden amin diyerek kucağındaki emziyle cin bakışlardaki Sevde'ye bakıyor. Ardından uslu mahzun oturan oğluna gülümsedi. Duvarda bir elinde koç, kucağında aslan olan Hacı Bektaş-ı Veli'nin resmi asılı. Hakkı dertli, buhranlı bakışlarıyla altında oturuyor. Arkasındaki sandıkta Hazreti Ali'nin resmi bir tabağa resmedilmiş. Hakkı'nın gözleri öfkeden dolu dolu. Duvardaki resme dönüp baktı. İçerli, kırgın, üzünlü.
geçmişi anımsadı. 18 bin alemle mümin ve muslim ve cümle kardeşlerimizin Muhammed Ali aşkından mahrum eyleme. Allah Allah. Allah, Allah hizmetlerimizi, sohbetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eder. Makbul kıra. Allah Allah. Allah. Hak Muhammed Ali, üçler, beşler, yediler, 12 imamlar, 14 masumu pak, 17 kemerbest, 40'lar. Kıraathanenin önünden silahını doğrultmuş arabayla sağcı piyangocu Mahsun dediği hedefini almış geçiyor. Kerbela. Mahsun dede hissederek kapattı gözlerini, teslim oldu. Hakkı'nın gözleri önünde büyük bir soğukkanlıkla vurdular. Mahsun dede sakin, vakur. Şu an anı yeniden yaşamanın verdiği acı yüzünde kasılmış. Mahsun kıpkırmızı gözlerle bakıyor resme. Karar aşamasında gibi gözlerini önüne çevirip boşluğa dikti. Çimen evin avlusunu kontrol ederek üst katta duruyor. Üzerinde montu, siyah atkı bere ve eldiveniyle kedi kız kıyafetlerine bürünmüş. Siyah çantasıyla temkinli indi merdivenleri. Cebinde telsiz bir an duraksayarak evin kapısına yöneldi. Kapının önüne gelip etrafını kolaçan ettikten sonra çantasının askısını kolundan indirip açtı. Çantadan ağzından uzun fitil sarkan içi yarımdan biraz daha az alkol dolu şişeyi çıkardı. Evin içerisini kontrol ederek cebinden çakmağı çıkarıp fitil ateşledi. Atmaya hazırlanırken alevin yansıması içeride oturan Hakkı'nın yüzüne vurdu. Hakkı başını cama doğru çevirdi, zaman yavaşlamış. Korkuyla kalktı yerinden, aceleyle koştu pencereye, perdeyi araladı. Çimen'in haris bakışlarıyla göz göze geldi, elindeki şişeye baktı. Korkuyla içeri girerken Çimen elindeki alkol şişesini evin kapısına doğru fırlattı. Tahta kapıdan hızla içeri yayılan alevleri Salis bir zevkle izliyor. Gözleri alevlere kilitlenmiş, hipnozda gibi garip bir zevkle kaldı bir süre. Neden sonra telsizini çıkardı. Dedenin gölgesi kaldırıldı, tamam. Telsizini geri cebine koydu, gözleri cayır cayır yanan evde. Kapısı aralık ahşap ev kısa sürede alevler içinde kaldı. Tepelik şehrin Varoş Mahallesi'nin uzaktan görüntüsü. Lisenin giriş kapısı. Öğrenciler sandalye taşıyor. Kırmızı örtü örtülmüş uzunca masalara tabak bardak yerleştiriyorlar. Cevat sandalyeleri saydı, not aldı. Limonatalar sürahiler de masaya geldi. Merve Güler'le balon şişirmeye çalışıyor. Kahraman renkli ampulleri yerlerine takmaya uğraşıyor. Öğrenciler çalışırken Hasan Ali eli arkasında süslemelere bakarak gezinmekte. Bordo etekle süslenmiş masada kırmızı beyazlı bir masa çiçeği tam abi, ortaya konmuş. Masa düzeni tamam. Nasıl? Güzel. Abi şimdi son sandalyeler de geliyor, hatta geldi. Haydi haydi. Dur dur. Bunlar ne? Düz beyaz suntalam kaplama sandalye. Gelin adamada olur mu sandalye? Hadi götür onları. Müdürün odasından başka sandalye getir. Hadi. Hırlayın. Bunlar da bir şey demeden yapmıyorlar ya. Sefer şaşkın atıştırdıklarını çiğnerken peşi sıra seyirtti. Diğer öğretmenler de yardım ediyor. Merve iplerden süsleri sarkıtmaya devam ediyor. Cevat Merve ile şakalaşarak yanağından sıkıp geçti. Hasan Ali balon şişiriyor. Küçücük şişirip bağlarken kahraman gelip Hasan Ali'nin boynuna yeşil süs ot fişi doladı. Herkes bir işin ucundan tutmuş, bir kadın tabakları taşıyor. Cevat Hasan Ali'nin dikkatini dağıtarak elindeki balonu patlattı. Hatice evde boy aynası karşısında gelinliğini giymiş. Gelinlik kabarık etek, üst kısmı dantel taşlı yarım karpuzko. Artık. Evinizde veletleri eksik etmesin. Dirliğiniz, birliğiniz baki olsun.
Rabbim Meryem'i de telli duvaklı görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah. Merve daha çok küçük. Daha kolay kapanacaktır yaraları. Hakkını helal et Hayriye ablam. Çok emeğin var bu mutlu günümde. Helal olsun yavrum benim, helal olsun. Aynadan görüntüleri arkasında saçlarını düzeltirken Zehra'ya baktı. Benim ablam çok güzel oldu. Candan sarıldılar birbirlerine. Keşke bugün de annemle babam da görebilseydi. Hatırlıyor musun? Duvarda annemin gelinine bakıp bakıp hangimiz giyecek diye düşünürdük. İkimiz de giyemedik. Annem ne kadar dil dökmüştü seni ikna edebilmek için. Evet. Öksüzlüğünün sevabı sana. Yetiminin sevabı sana diyerek sevapları bölüştürdü de öyle ikna olmuştu. Allah mekanlarını cennet etsin. Bak işte ne güzel evlat yetiştirmişler. Daha ne olsun. Zehra hocam, seni artık bir hamilelik dikeriz değil mi? Ay evet, ne güzel söyledin. Şimdi içim kıpır kıpır oldu. Teyze ana yarasıdır derler, sen ondan öyle oldun. Vallahi ben bilmem. Sizden bir sürü yeğen bekliyorum. Hatice'yi süzdü. Eminim sen çok güzel bir anne olacaksın. Şefkatli, sabırlı. İlmek ilmek insanlık kokacak çocuklarınız. Beni sen yetiştirdin. Bugün evlatlarım varsa senin özverin sayesinde. Benim için her şeye katlandın. Annemin kokusunu özlediğimde bile omuzların hep annem oldu. Canım kardeşim benim. Hatice'yi ağlatacak kadar dokundu sözleri. Sımsıkı sarıldılar. Hayriye imrenerek bakıyor. Gözlerinin yaşını sildi. Aynanın karşısında saçını nasıl olacağını denediler. Merve nikah masasını düzenliyor. Kız Merve, biz de burada evlensek ya. Cevat, söylemiştim ben sana bunu. Ya tamam, biliyorum geleceğimiz meleceğimiz falan da. Ama benim sana yazdığım şiiri hatırla. Seni seviyorum ve hiçbir şey bilmiyorum. Cevat şapkınca gülümsedi. Merve utangaç. Masadaki kuru pastayı verdi, susturdu. Kahraman Güler'in yanından ayrılıp cesaretle Cevat'a doğru yürüdü. Göz kırptı. Biz Güler'le sinemaya gideceğiz de, yani izni olursa. Ya oğlum, nikah var. Yok, yetişiyoruz nikah. Güler'e söz verdim. Filmin de son günü. Peki. Ama bir şey soracağım ya. Sen bir uzaklaş kızım. Merve'yi uzaklaştırdı, eğildi. Kıza gazoz alacak para var mı lan cebinde? Pıs pıs sırıttı. Ha? Var. İyi. İyi hadi gidin, geç kalmayın. Kalmayız. Sağ ol Eden. Eden mi? Oğlum senle de mi Ede olduk ya? Ne ara senle Ede olduk ya? Dün biri bugün iki. Vurun beni ya. Derhal burada şu an vurun ya. Hadi. Gidelim diye işaret etti. Başıyla selam verip ayrıldılar yanlarından. Ede dedi ya ben. Keyifler yerinde. Merve bir pasta daha verdi ağzına. Cevat aydınlanmış yüzüyle sevgiyle bakıyor Merve'ye. Berber salonu. Süleyman tıraş olurken Baran ellerini sobada ısıtıyor. Vay aslan arkadaşım benim be. Ya doktor Kıvılcımlı ile Emine Hanım'ın nikahı geldi aklıma. Emine Hanım doktoru hapishane penceresinden görüp aşık oluyor. Ama Nazım Hikmet sanıyordu değil mi? Ya ne aşktı ama değil mi? Acaba ne yapıyordur şimdi Emine Hanım? Doktor Yugoslavya'ya kaçmak zorunda kalıp bir hastanede ölünce Emine Hanım iyice içine kapandı. Son yaptığı da doktorun hapishanelerde gizlice sigara kağıtlarına yazdığı yazıları bu çuvala doldurup arkadaşlarına vermek oldu. Rejim el koymasın diye çuvalları gizlice yurt dışına kaçırdılar. Onlarca kitap çıkar o sigara kağıtlarından biliyor musun? Ama kim bilir kim ne zaman onları Osmanlıcadan Latin harflerine çevirir de kitabını basar bilinmez. Umarım o kadar özgürlüğü tanıyacağımız bir zaman gelir birbirimize bu ülkeye. Nuri Bakter'in dediği gibi, kelamın ve kalemin özgür kılındığı zamanlara selam olsun. Berber köpüklü yüze ustrasını uzattı. Berber ciddi işine devam ediyor. Hadi sen git. İyiyim ben gerçekten.
Nikaha gelemeyeceğim ama iyiyim. Elini alnına koydu. Döndüğünde kızımızla karşılayacağız seni. Tamam mı? Tamam. Gidiyorum ama aklım sende bak ha. İmzaları atılır atılmaz geri geleceğim. Tamam. Kim bizi çeken ayaklarımızdan suyun yumuşaklığına, yerin katılığına, köyün karanlığına. Aşkla öptü ellerinden. Sevgiyle bakıyorlar birbirlerine. Erdem isteksiz kalkıp yürüdü. Naciye soğuk terini eliyle sildi. Yorganı biraz daha çekti başına. Tahta başlığa dayayıp kapattı gözlerini. Hatice gelinlikle kuaför sandalyesinde eli kucağında oturuyor. Pul işlemeli desenli gelinliğinin altın kolyesi eşlik ederken duvalın içinde saçlarını bukle bukle dökmüş önüne. Aynadan heyecanla kendisine bakmakta. Zehra arka koltukta saçlarını hafif dalgalandırıp yanlardan tokalatmış. Yaz takım elbisesiyle ablasına hayranlıkla bakıyor. Makyajlarıyla yüzleri aydınlanmış, gözlerinin içi gülüyor. Parktan geçilerek çıkılan sinema binasının önü. Bir köşede simitçi, bir köşede köfte ekmek satan satıcı. Diğer tarafta süt taşıyan, leğen satan başka satıcılar. Kalabalık çarşıdan geçip sinema afişinin önüne geldiler. Cüneyt Arkın, Oya Akdoğan, Baki Tamer, Güneş Ne Zaman Doğacak filminin afişinin önünde durup olabilir diyerek girdiler Maraş Çiçek sinemasına. Sütun üstünde Ayhan Işık'ın Avare Mustafa film afişi asılı. Matbaa, Celal harfleri dizgi aletine yerleştiriyor. Kollarına giysisi mürekkep olmasın diye siyah koruyucular takılı. Tek başına sessiz çalışıyor. Kolay gelsin. Elif elindeki bakır sefer tasını masaya bıraktı. Acıkmışsındır. Hoş geldin. Acıktım vallahi. Ama bak senin kalbin temiz, kalbin. Ben de eve gideyim bir şeyler yiyin diyordum tam. E tabii kaç gündür doğru düzgün bir şey yemedin ki. Üstteki tastan eliyle alıp attı ağzına. Allah razı olsun. İşi bırak da sıcak sıcak ye. Pek güzel olmuş. Afiyet olsun. Hadi otur beraber yiyelim. O zaman ben bir de ayran çalkalayayım. Geleyim. Tamam. Celal yediği dolmanın tadını ala ala yüzü gülerek çiğniyor. Fuat lisenin giriş kapısına çıktı. Gözü bahçeyi tarıyor. Masalarda bayan öğretmenler oturmuş sohbette. Öğrenciler bahçeye dağılmış, oyalanıyorlar. Cevat ve Merve koyu bir sohbete dalmış, ayaküstü konuşuyor. Fuat güleç yüzüyle onlara bakıyor. Fuat'ı fark edip hakkında konuşmaya başladılar. Fuat sevindirik el salladı. Cevat da kaşlarını kaldırıp muzur gülüşüyle parmaklarını salladı. Merve de şaşkın elini oynattı. Fuat derin bir nefes verip dudaklarını ısırarak yine bakındı etrafa. Saatine baktı. Nerede kaldı bu kadın? Kalbim fırlayacak yerinden ya. Gülen yüzünü geri takınıp diklendi. Ökkeş ve Şerife sedirdeler. Meryem kucağında Sevde ile geldi. Şerife sevgiyle aldı torununu. Sevde uyuyor. Yani çoktan hazırlanmış. Hadi git sen de. Ama sen nasıl bakacaksın hem Sevde'ye hem Naciye'ye? İstersen ben kalayım. Yok yok. Ökkeş amcam burada yardım ederim. Evet ben varım kızım. Hadi git. Şöyle biz de rahat bir torun severim. Lacivert bir döpyes giymiş, başında beş şifon eşarbı dönüp yürüdü. Şerife torununa dualar okuyor. Ökkeş huzurla baktı ikisine. Emine küçük işli çerçeveli aynasında dudağlar hafif bir ruj sürdü. Yaladı. Anne o tatlı mı? Çok mu merak ettin Sıpa? Çikolatalı desem süreceksin öyle mi? Başörtüsünden sarkan saçlarını tarıyor. Hasaneli atıştırmalıkları elinde dolanıyor. Yapılandan hoşnut bahçeye doğru keyifle baktı. Gözü kapıya kayınca yüzü asıldı. Adnan Eralman yazılı kocaman beyaz krizantemden yapılmış çelenk iki adamın kucağında getiriliyor. Çocuklar gelin bakayım. Gelin buraya. Çelengi alın. Nikah masasını tam arkasına koy. Hadi. Sağ olun kardeş. Aa, dikkat et, dikkat et. Ha, tam oraya. Tam oraya koy, ne? Kantin duvarına yasladılar.
Ya ne güzel çiçekmiş ha. Çelenge bakarken bisküvisinin son parçasını attı ağzına. Kuaför Hatice'nin taşlı duvağının son şeklini veriyor. Çok güzel oldu. Allah nazarlardan saklasın. Gülen yüzüyle Zehra. Dalgın hüzünle bakıyor Hatice'ye. Kuaför yanlarından sarkan buklelerini de düzeltti. Zehra'nın gülüşü bir anda soluklaştı. Sağ tarafından gördükleriyle huzursuz olup gözü orada kalktı yerinden. Zehra bir an tedirgin olsa da aynadaki silüetine döndü. Zehra üzerinde Sultan yazan dükkanın ön vitrin perdesini araladı. Adnan arabasında oturmuş bekliyor. Başını salladı. Zehra şaşkın, zoraki gülümseyerek başını salladı. Asılan yüzüyle kapadı perdeyi. Adnan sizi bakışlarını dikmiş bakıyor. Cahit üzerine mantosunu giymiş, kravatını düzeltiyor. Berat mavi başörtüsünü takınmış, sade giyimiyle geldi. Ben gelmesem mi? Öğretmenleri de tanımıyorum. Şimdi bir sürü öğrenci de vardır. Ya olur mu öyle şey? Ellerini tuttu. Korkma. Seni çok sevecekler. Bundan sonra sen hep benim yanımdasın. Hep. Utangaç baş eğdi. Cahit elini tutarak karısının koluna taktı, yürüdüler. Allah mesut mutlu bahtiyar etsin kardeşim. Bir yastıkta koyarsınız inşallah. Eyvallah abi. Sağ olasın. Usta eline sağlık. Çok sağ olun. Bahşişlerini verdiler. Damatlar önden lütfen. Sırtına vurdu giderken berber arkalarından gülüyor. Mendutta dürbünlü tüfek, kırbaçta dürbün. Bir çatıya tünemiş, sokaktan geçmesini bekliyorlar gibi. İkisi de dikkat kesilmiş. Gelen geçenlerin olduğu sokak arasına bakıyorlar. Kırbaç'ın dürbün görüşüne Süleyman'la Baran girdi. Sohbet ederek tamam. Yürüyorlar. Çıktılar. Mendutların kuşattığı dar sokağa girip yürüdüler. Mendut bozunu bozmazken kırbaç kurnaz sinsi gülüyor. Hakkı bir yana, annesi bir yana battaniye sarılı avluya yatırılmışlar. Komşular başına toplanmış. Ay ne yapmak. Masumlara uzanan elleriniz kırılsın inşallah. İki adam battaniyelerde kardeşlerini de çıkardılar evden. Yangından geriye siyah bir ev kalmış. Yeminici donmuş yavaş adımlarla yaklaştı. Yanıktan kabarmış yüzlerine bakıyor. Yan yana dizdiler zavallıcıkları. Çimen cenazelerin yanında yalandan vurunuyor. Yeminici dehşetle durdu yanlarında. Hakkı'nın yanına çöktü, afallamış yokta. Okul bahçesi. Cevat Zafer'le oturuyor. Merakla saatine baktı. Oğlum Hakkı nerede? Vallahi bilmem, hiç görmedim bugün. Merve bende diye baş salladı. Hakkı kardeş. Gülüm. Komşu erkekler arkada, kadınlar Behi'nin yanında dehşetle bakıyorlar cenazelere. Burunu palıtlar yakarken elleri açık dua ediyorlar. Hakkı mavi battaniye altında yanık giysileri kabarmış yüzüyle cansız yatıyor. Mendut dürbünün gerisinde, eli tüfeğinin tetiğinde duruyor. Süleyman göğsüne giren kurşunla sarsıldı. Zaman yavaşlayıverdi. Sese zehralar korkuyla kapıya döndüler. Ne oldu diye panikle aynadan birbirlerine baktılar. Süleyman beyaz gömleğine yayılan kızıllığa bakıyor. Ayakta sarsıldı. Baran daha idrak edememiş şaşkın. Süleyman'a atıldı. Süleyman'ın ağzı açık, şokta baktı Baran'a. Üzeri buzlandırılmış yarasına bakarak yığıldı yere. Sokaktaki kadınlar kaçıştılar. Baran kolları açık dondu kaldı sokağın ortasında. Kırbaç cani sadist bakışlarla sırıtıyor. Baran ateş edilen yöne bakınca kırbaçları gördü. Mendo hala silahını sokağa tutuyor. Hedefte şimdi de Baran var. Onu da göğsünden vurdu. Baran kendine bakıp sarsıldı. İlk şokla dönüp Süleyman'a baktı. Mendut işini yapmanın hazıyla sırıtıyor.
Baran sabitlenmiş gözlerle sarsılıp dizlerinin üstüne çöktü. Hinduk mutlu giyinerek gülüyor. Baran da karşısına yığıldı. Zehra ne oluyor diye çıkmıştı ki yerde yatan Süleyman'la Baran'ı görünce dondu kaldı. Hatice de geldi ardından. Bembeyaz donmuş bakışlarla çakılı kaldılar yerlerinde. Zaman oldukça yavaş. Donup şokta birbirlerine baktılar. Hatice yerdeki Süleyman'a inanmaz gözlerle bakıyor. Ağlamaklı yavaş yavaş yerde boylu boyunca yatan Süleyman'a yaklaşıyorlar. Kuafördeki kadınlar da çıkmış. Ürkerek bakıyorlar kapıdan. Çatıdaki Memduh ve Kırbaş hallerinden memnun. Gözcüden Avcı Bey'e. Adnan depoda arabasında telsizi aldı. Düğün iptal tamam. Bakışıp ayrıldılar çatıdan. Adnan gevrek bakışlarla gıdık sarkıtarak gülümsedi. Hatice Süleyman'ın başına geldi. Süleyman tek ayağı kırık, sırt üstü yatıyor. Beyaz gömleği kırmızıya boyanmış. Zehra da güç bulup yürüdü yanlarına. Hatice donmuş başında öylece duruyor. Zehra dehşetle yüzünü elleriyle örttü. Bir Süleyman'a bir de yerinde çakılı kalmış Hatice'ye bakıyor. Hatice titreyen dudakları seyiren gözleriyle yavaşça yanına çöktü. Yanaklarından yaşlar süzülürken incitmekten korkarcasına uzandı Süleyman'a. Zehra elleri yüzünde kas katı dururken Hatice sarsılarak ağlamaya başladı. Süleyman! Zehra dehşetle açılmış gözleri yaş dolu sarsılarak bakıyor Süleyman'a. Kendini sıkıyor. Hatice eli Süleyman'ın yarasında başını eğdi ağlıyor. Eline bulaşan kana baktı dehşetle. Ellerini ve başını havaya kaldırarak haykırmaya başladı. Arkadaki sokakta kırmızı bir araba durdu. Cahit arabanın ön kısmında şaşkın sokağa baktı hayretle hızla indi. Berat da arkasında. Merakla ne oluyor diye atılırken Zehra titreyerek döndü. Cahit gördükleriyle açılmış gözleri taksinin önünde durup baktı Zehra'ya. Berat arabanın yanına çıkmış korkuyla bakıyor. Zehra elleri yavaşça açılmış titriyor. Hatice Süleyman'ın yumuşak dokunuşlarla yanaklarını seviyor. Eğilip iki elinin arasına yüzünü aldı, tutuyor. Cahit afallamış, yaprak gibi donmuş titreyen Zehra'ya baktı. Zehra da boş bakışlarla çevirdi ona yüzünü. Cahit kaşlarını büzüp ağlamaklı bakıyor. Zehra ne dese bilemeden önüne döndü. Berat arabanın yanında ürkek ağlamaklı. Hatice eğilip üzerine kapandı. Yanağına yanağını dayadı. Zehra bıraktı kendini, büzdüğü parmakları dudaklarında sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Cahit gözlerini Zehra'dan Süleyman'a çevirdi. Okul bahçesinde balonların asılı olduğu alanda masalar havuz kenarına dizilmiş. Birkaç masada öğrenci ve öğretmenler oturuyor. Cevat yine saatine baktı. Bayağı geç kaldılar. Of, kahramanla Güler de yok ortada hala. Yemenici okul kapısından girdi. Bembeyaz bir yüzle düşük omuzlarla yaklaşırken Merve ve Cevat şaşkın bakıyorlar. Cevat bir şey olduğunu anlamış gibi tedirgin kalktı. Yemenici abi. Karşılıklı yaklaşıyorlar.
Abi hayırdır? Yaşlardan kızarmış gözleriyle bakıyor. Gözyaşları hala yüzünde. Hakkı kardeşi yaktılar gülüm. Ede. Cevat inanmaz bakışlarla çevirdi başını. Yeminici yaşları akarak gözlerini kapatıp açtı. Cevat sıklaşan nefesiyle açılmış gözlerini yine dikti yeminiciye. Acısı yüzüne yayılarak baş sallamaya başladı. Ede! Zafer yüzünü ekşiterek Merve'de dolan gözleriyle bakıyor. Yeminici diyecek laf bulamadan devirdi gözlerini. Cevat yıkılmış yüzünü büzerek ağlamaya başladı. Yüzünde kararan görüntü sinemada açıldı. Filmde Cüneyt Arkın polislerce sevdiğinden ayrılıp götürülüyor. Acıklı bir sahnedeler. Güler ve Kahraman yan yana oturmuş seyrediyorlar. Salon genelde gençlerden izleyicilerle dolu. Filme kaptırmışlar yüzler üzgün. İşkenceli sahnede Kahraman kendini kötü hissetti. İçindeki sıkıntı arttıkça Güler'e çevirdi yüzünü. Rahatlayıp tebessüm etti. Güler ağlamaklı yan gözle bakıp filme döndü. Kahraman da bir parça rahatlayıp önüne döndü. Cüneyt Arkın filmde ayakları falakadan şişmiş, işkencede dayanıyor. Filmi izleyen öğrenciler de duygulu gözlerle izliyorlar. Filmde eli prangalara bağlı direniyor. Yüzü kar maskesiyle örtük bir adam sinemaya yaklaşıyor. Zaman yavaşladı. Film devam ederken salon full dolu. Tepeden yansıyan ışığın altında karanlıkta oturuyorlar. Maskeli adam sinema kapısından içeri el bombasını atıverdi. Dönüp etrafa baktı. Güler ve Kahraman kalkıp eğilerek kapıya yöneldiler. Bombanın etkisiyle tek katlı bina parçalanarak alevler içinde kaldı. Etraftaki satıcılar panikle kendilerini yere atarken duvarların parçaları yere saçıldı. Yanan afişler uçuyor. Hatice Süleyman'ın üzerinden yavaşça kalktı. Acılı yüzüyle dönüp Zehra'dan medet umar gibi baktı. Zehra başını sallayarak sarsıla sarsıla ağlamayı sürdürüyor. Hatice sarsıldı. Süleyman'ın kanlı göğsünde geri kapandı üzerine. Resim Süleyman'ın cansız yüzünde dondu. 37. bölüm sonu. Yönetmen Adnan Güler, yapımcı İksan Fırat, Ömer Can. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesibetimlemedernegi.com. Sesi Betimleme metin yazarı ve seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak. At yazı Ece Nazbatmaz, Çağıl Doğan. İşaret dili Oya Tanyeli, kontrolörler Fulya Akbaba, Samet Demirtaş, Bildiz Coşar. Teknik yapım Murat Çağlar Özçelik, Gülay Mart. Bölüm oyuncuları Behiye Seher Çohadar, kız öğrenci Cansu Kanıoğlu, Ramazan Ali Çamçakal, Sacı Piyangucu Rüsten Baytel'in, Niyazi Hüseyin Bul, Çimen Rabia Kaya, Memduh Bahtiyar Memili. Kas takışı ve teşekkürler reklam akışı başladı. www.7güzeladam.tv www.facebook.com/7güzeladam.tv www.twitter.com/7güzeladam.tv